Merhaba arkadaşlar. Ekranda bir kripto parayı görüyoruz. İsmi önemli değil. Yükseliş trendinde. Nereden anlıyoruz? Bakın arkadaşlar. Hem tepeler sürekli olarak yükseliyor. Bakın. Hem de dipler sürekli olarak yükseliyor. Bakın. Bütün dipleri bir önceki dibin daha üstünde. Başka? Hareketli ortalamalar. Boy sırasına dizilmiş. Bakın şu arkadaşlar 9 periyotluk üstsel hareketli ortalama, grafik seanslık, dolayısıyla seanslık. Bu da 20 periyotluk, burası 50 periyotluk, burası 100 periyotluk, bu da 200 periyotluk üstsel hareketli ortalama. Dolayısıyla net olarak biliyoruz ki burada bir yükseliş trendi var. Başka ne var? Bakın arkadaşlar, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir formasyon var. Nedir bu formasyonu? Şunun kalınlığını 2 yapalım. Bakın bir yükseliş kanal desteği 4 sefer test edilmiş. Ondan sonra kanal dikleşmiş. Bakın burası da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kere de bu da test edilmiş. Ondan sonra kanalı yeniden dikleştirmiş yükseliş kanal desteğini. Arkadaşlar, teknik analizde bunun ismi perde vites, Türkçesi perde vites, İngilizcesi bump and run reversal. Dolayısıyla yükseliş trendi devam ettiği sürece hiç sıkıntı yoktur. Tepeler, dipler daha yukarıdaysa hiç sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bakın arkadaşlar RSI'ler. RSI yükseliş trendi boyunca 40-50 seviyesi destek görevi görür. Şurada 28 periyotluk RSI'yi sileyim. Bakın bu çizdiğim beyaz dörtgenin alt kenarı 40 seviyesi, üst kenarı ise 50 seviyesidir arkadaşlar. Bakın şurası 50 seviyesi, burası da 40 seviyesi. Ne oluyor? Yükseliyor RSI. Bakın düşüyor desteğine, yeniden yükseliyor. Düşüyor desteğine, yeniden yükseliyor. Şu anda ne var burada? Bakın, fiyat daha yukarıda tepe yaparken RSI daha aşağıda tepe yapıyor. Öyleyse düşebilir bu RSI 50 seviyesine, yeniden yükselecektir. Tutuyorsanız burada birazını, bir kısmını satın ve desteğe düşünce tekrar alırsınız. Eğer şu desteği kırarsa bu ikisinin arasındaki mesafe fazla arkadaşlar. Bakın burası 3.05'teyken burası 2.60'tan geçiyor. Bu ne demek? Bu yaklaşık %15'lik bir fiyat var. Stop olmak gerekir. Ama bu videomuzun konusu neydi? Yükseliş trendinde RSI'nin 40-50 seviyesi destek görevi görür. Tabii bir de bunun tersi var arkadaşlar. Düşüş trendi. Bakın burada gene Bitcoin'in gibi günlük grafik bir düşüş trendi. Bir düşüş trendi boyunca da arkadaşlar RSI'nin 50-60 seviyesi direnç görevi görür. Bakın burada RSI'nin şu beyaz bölge, RSI'nin 50-60 seviyesi ve bu beyazın alt tarafı şurası 50 seviyesi, bakın 40 ile 50 arası, üstü de 60 seviyesi. Ne oluyor? Burada da RSI'nin 50-60 seviyesi direnç görevi görüyor, bakın. Buraların üstüne çıkamıyor. Ne zamanki üzerine çıktı şu bölgede, bakın RSI'nin 50-60 bölgesi direnç olarak çalışır demiştim. Bu direnç kırıldığı yer dikey olarak işaretledik burası. Ve burası bakın arkadaşlar Bitcoin'de çok güzel bir alım yeri. Neden? Çünkü bakın fiyat arkadaşlar 3660 dolar. Şu anda bunun 13-14 misli yukarıda. Ve burada hareket başlamış. Nereye? Bakın arkadaşlar 14.000'e kadar. RSI çok güzel sinyaller üretir. Doğru kullanımı size para kazandırır. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.